İhtilaf noktaları var. Bunları açığa çıkarmak çok önemli. Bana göre İslam'ın içinde bazı öyle yanlış yorumlar var ki insanların İslam'dan kaçmasına sebep ediyor. Bu doğru. Bunu yıllardır yapıyoruz. Ama şunu da belirtelim. Bu kadar farklı e, duruma rağmen İslam'ın içinde tartışmasız olan bir alan da var. Mesela Allah'ın varlığı, birliği, Allah'ın gücünün, kudretinin yüksek olduğunu Sünni, Şii, Vahhabi, tasavvufçu o bu hiç kimse bunun aksini söylemiyor. Elbette. Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunu, Hz. Nuh, İbrahim, e, İshak, İsmail, Hz. Musa, Hz. Yus Yusuf, Hz. İsa gibi birçok peygamberler zincir peygamberimizin bir halkı olduğu gibi. Değil, nübüvvet, bu Hı -hı. kadar önemli bir Hı -hı. Ve bunların Allah'tan gelen vahiyleri insanlara ilettikleri, bunların örnek insanlar olduğunun, aksine mesela bütün bu farklı saydığım ekollerin hiçbir farklı bir şey söylemiyor. Evet, yine Aa, ahiret için... Evet, çok güzel. Çünkü zaten üç temel göz değil mi? Evet. Allah'ın varlığı, birliği, işte nübüvvet, evet. ahiret. Bunlar olabilecek en temel direkler. Ahiretle ilgili dediğiniz gibi biz ki çok temel bir isyançı. Öldükten sonra sorgu var evet. ahirette ve bu dünyada yaptıklarımız ahiretimizi belirleyecek. Ahirette cennet, cehennem var. Bu kadar farklı görüşler işte Sünniler, Şiiler, vahabiler, Zeydiler Hiçbir mezhebe bağlı olmayanlar tasavvufta farklı tasavvuf ehli. Bunların hangisinde kim farklı bir şey söylüyor? Burada da yine müthiş bir ortak alan var. Diğer taraftan uygulamamızda ne kadar eksiklik olursa olsun adam öldürmenin hırsızlığın haram oldu. Hı hı. Tartıda ölçüde hile işte rüşvet adam kayırmanın yanlış oldu. Bunları yapanlar bile bunların yapılmaması gerektiğini söyler. Hı hı insanların arasını bozmamak, laf getirip götürmemek, gıybet yapmamak, başkasına iftira atmamanın gerekliliğini İslam'a göre, bunları yapanlar bile bunların öyle olmasını gerektiğini kabul ediyor. Buralarda yani e, ortak kabulle ilgili bir sorun var. Bunlar da bizim uygulamamızda eksiklikler var. Ama şimdi, burası da güzel şimdi. yani Bunların e, yapılmaması gerektiğini, mesela iftiranın, rüşvetin, tartıda, ticarette hilenin, bütün mezhepler herkes aynısını söylüyor. Diğer taraftan, Uygulamanın işte namaz nasıl kılınacak da farklı görüşler olsa işte namazın dinde olduğu oruç tutmanın olduğu fakirlere yardımın çok önemli olduğu haccın olduğu e bu konuda da aklı başına yani ciddi böyle e, ne bileyim bir kişi çıkar ortadan garip grup bir şey diyebilir ama evet. yani İslam halinin un %99'undan fazlasında Bunlar bunların hiçbirinde de bir farklı.